5 Temmuz 2009 tarihi, Doğu Türkistan'da zulmün soykırıma dönüştüğü tarih olarak halen hafızalardaki yerini koruyor. Ürümçi'de gerçekleşen katliamın fitilini 26 Haziran'da Çin'in Şavgan şehrinde Uygur Türk işçilerin katledilmesi ateşledi. Suçsuz ve günahsız yüzlerce Uygur Türk'ü Şavgan'daki fabrikalarda vahşice katledildi. Şavgan'daki katliam Doğu Türkistan halkında büyük bir infiale yol açtı. Doğu Türkistanlılar bu insanlık suçuna karşı haykırmak için protesto gösterileri başlattı. Çoğunluğunu Uygur Türk'ü üniversite öğrencilerin oluşturduğu kalabalık bir grup 5 Temmuz 2009'da baskı ve ayrımcılık politikalarını Ürümçi'de protesto etti. Ancak Çin barışçıl eylemleri otoriteye başkaldırı ve isyan olarak tanımladı. Uygur Türklerini kanlı bir şekilde bastırdı. Çinli polis ve askerler elinde sopa dahi olmayan Uygur Türk'ü gençlere ateş açarak katliama başladı. Katliamın başlaması ile Ürümçi başta olmak üzere Doğu Türkistan'ın bütün şehirlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Tüm sınırlar kapatıldı. Yurt dışından gelenlerin derhal ülkeyi terk etmeleri istendi. Bununla yetinmeyen Çin bölgede tüm iletişim araçlarını yasakladı. Artık Doğu Türkistan tüm dünyadan izole olmuş, yalnızlığa terk edilmişti. Soykırım günlerce devam etti. Ürümçi'deki görgü tanıkları Çin Komünist Partisi'nin göstericileri bilinçli olarak tahrik ettiğini, sivil görünümlü Çinlilerin Uygur Türk'ü eylemcilerin arasına girerek gösterileri hedefinden saptırmaya çalıştığını belirtti. Ürümçi'deki katliamda on binlerce Doğu Türkistanlının katledildiği biliniyor. Çin polisi tarafından gözaltına alınan binlerce kişinin akıbeti ise hala bilinmiyor. Doğu Türkistan'da günümüzde milyonlarca Türk kökenli insan soykırıma maruz kalıyor. İşte soykırıma giden süreç 5 Temmuz 2009'da Ürümçi'de başlamıştı. O günden bugüne dünya Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık suçlarına halen kulağını tıkamış durumda. Doğu Türkistanlılar Ürümçi katliamında yaşamını yitiren soydaşlarını anmaya devam ediyor.